Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Ve, me diye bağırır. Babanın çiftliği eksik ölçüyle başlıyor. Eksik ölçü ne demek? Bakın orada yazmışım zaten. Ali. Li derken gireceğiz şarkıya. Ben önce bir çalıyorum. Siz beni dinleyin. Sonra beraber yaparız. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın gibi. Ben bu şeyleri van yapmıştım yani birinci ritmi. Ben onları ölçü başlarında yapıyordum. Siz bunu ilerleyen zamanlarda mesela Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın gibi yapabilirsiniz. Yani ben ölçü başlarını vermiştim aslında birinci ritimlerde. Öncelikle onu yapıyorsunuz. Eğer ölçü başlarına sıkıntı yoksa diğerini yapıyorsunuz. Yani aralarda da van van şeklinde çalabilirsiniz. Şimdi birinci ritimle yapmak istiyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Beraber yapalım şimdi. Eksik ölçüyle başladığımızı unutmuyoruz. Ali derken giriyoruz şarkıya. Son, iki, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me, me bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Buna diğer sözlerini siz ekleyerek devam ettirebilirsiniz. İkinci ritim İzmir tartımıyla olacak. Yine beni bir dinleyin önce. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Akorda Ali Baba'nın da mesela Ali Baba'nın derken 4 tane İzmir yapıyorum. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Anlaşılmayan bir şey yoksa son kez alıp üçüncü ritme geçebiliriz. Bir akorda 4 defa yapacaksın. İzmir, 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 İzmir olacak yani. Hazır. Son, iki, üç. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö, mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me, me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Bu kadar. Süpersiniz. Şimdi üçüncü ritme geçiyoruz. Ankara. Yine ben çalacağım. Sonra birlikte yapacağız. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var.
derken bir akorda Ali Baba'nın. Yine 4 tane yapıyorum. Ankara, 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 Ankara. Hazır. 2, 3. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Süpersiniz. Şimdi dördüncü ritme geçiyorum. Alıyoruz. Son 2. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mı mı diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Mı M kısmında van van da yapabilirsin arkadaşlar. Mesela Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Gibi. Şimdi geçelim 5. ritmimize. Önce ben bir çalayım isterseniz. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mö mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Mö mö diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Tekrar alıyorum. 5. ritmi alalım. Şimdi M ya da M kısmında van yapacağız. M, M diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Gibi. Hazır. Son 2, 3. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. M, M diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videolarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.